Merhaba arkadaşlar, Köpekgiller TV'ye hoş geldiniz. Ben Mete Aydemir. Bugün şöyle bir video çekmek istedik size. Kanalımızda bir sürü ırk videosu var, köpek tanıtım videoları var. Ama köpek sahiplenecek kişilere yönelik bir videomuz yok. Bununla ilgili bir hazırlık yaptık, bir çalışma yaptık. Akabinde size bu videoyu çekmeye karar verdik. Arkadaşlar, başlığımız şu olsun istiyorum. Köpek ırkı sahiplenirken dikkat etmemiz gereken hususlar, özellikler, kendimizle ilgili özellikler, kendimizle ilgili hususlar ve bunların birleştirilmesi. Buna yönelik bir çalışma yapmak istedim. İlk olarak bireysel anlamda köpek sahipleneceklerden bahsetmek istiyorum. Yani ben bir şahısım, köpek sahipleneceğim. Tek başıma yaşıyorum veyahut da ailemle yaşıyorum. Şimdi arkadaşlar, köpek sahiplenirken ilk önce kendi kişisel analizimizi bir yapmak gerekiyor. Kendi kendini bir tartman gerekiyor. Eğer ki kendi kendini tartabilecek, yani tarttın, işte nasıl bir kişiliğe sahibim? Yani kendimi tartmaktan kastım şu şekilde. Ben nasıl kişilikli bir insanım? Çünkü köpeklerin de kişilikleri var. Hani şimdi bazı ırk çok uykucudur. Bazı ırk çok hareketlidir. Bazı ırk görev ırkıdır. Bir şeyler aramak, bulmak ister. Bunların hepsini birleştirdiğimizde bizim için uygun olan ırkı bulmamız mümkün. Tabii bunun yanında bizim işlerimizi kolaylaştıran bazı web siteleri de mevcut. İnternet üzerinden araştırma yaparsanız sizin kişilik analizini yapıyor, analizinizi yapıyor. Doğru ırka yönlendirmeye çalışıyor. Bu etkili bir yöntemdi. Tabii ki bir katkısı vardı. Tavsiye ediyorum. Bazı insanlar çünkü bu analizi yapamayabiliyor olabiliyorlar. Gayet mantıklı. Bu anlayışla karşılamak gerekiyor. Analizimizi yaptık. Kendinle ilgili özellikleri koydum bir tarafa. Bundan sonra başlıyoruz ırk araştırmasına. Fransız Bulldog işte özellikleri nelerdir? Neleri yapmaktan hoşlanır? Aynı şeylerden hoşlanır mıyız? Çünkü bu kıstasları yerine getirmediğin zaman ırk senden uzaklaşabiliyor. Hayvanın aranda bir soğukluk oluyor. Ondan sonra gel gelelim ya sokağa bırakılsın veyahut da ya bir barınağa terk edilsin. Sahipsiz köpek etrafta yığınla dolaşıyor arkadaşlar. Cins köpekler de buna dahil. Bunun önüne geçmek için zaten bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Çünkü gerçekten terk edilen hayvanın daha sonradan sahiplenilse bile psikolojisini düzeltmek çok çok zaman alıyor. Bazı petlerin psikolojisi maalesef ki düzeltilemiyor. Bu yönde çok çalışmamız oldu. Çok arkadaşıma yardımcı olmaya çalıştım. Başarı oranımız gerçekten çok düşük. Bundan dolayı gerçekten ırk sahiplenirken ilk önce şu videoyu bir izleyin arkadaşlar. Sporcu bir kişiysen atletik bir cins sahiplenebilirsin. Yani sen sporcu bir kişiliksin ama evinde pak cinsini besliyorsun. Çok fazla bir verim alamazsın. Yani dışarı çıktın, koştun, ettin. Bu hayvan sana çok eşlik edemeyebilir. Bu sefer ne oluyor? Ortak şeyleriniz azalmış oluyor. Ama sporcu bir kişiliğe sahipsin. Belçika kurdu edindin. Abi koş, tırman, bir şeyler yap, bul, ara. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Bazısı av köpeği, av ırkı olan bir cinsi sahipleniyor. Hayvanı eve kapatıyor. Veyahut da şöyle bir şey de var. Büyük bir ırk sahipleniyor. Rottweiler cinsini sahiplendirdin. Abi bu köpekler ev kuşu değil. Egzersiz sürekli tekrarlıyoruz. Şimdi cinse göre de egzersiz gerekiyor. Yani bir atletik bir cins sahiplendiğin zaman bunu belli ihtiyaçlarını gidermen gerekiyor. Yani sabah çıkart tuvaletini yaptır, akşam çıkart tuvaletini yaptır, eve geldiğinde iki okşan mamasını ver, hayvan bir köşede uyusun, sen bilgisayarda işini yap veyahut da arkadaşlarına bir şeyler içine bir şeyler izle. Bu şekilde olacaksa köpek sahiplenmeyin arkadaşlar. Maalesef ki size uyum sağlayamayabiliyorlar. Bir de şey durumları oluyor. Baba çocuğuna sürpriz hayvan hediye ediyor. Ya da sevgilisine diyor bir çavçav hediye ediyor. Çinaslar hediye ediyor. Niye? Çok güzel. Makyajı harika. Bir kere arkadaşlar makyaja aldanmıyoruz. Makyaj bir. Makyaja kesinlikle aldanmıyoruz. Yani hayvan suratı çok tatlı veyahut da mimikleri çok güzel. Arthur'dan bahsediyorum. Çok çirkin ama yakışıklı bir çirkinliği var. Suratını yerim. Arkadaşlar bunun olmaması gerekiyor. Güzelliğe aldanmamak gerekiyor. Çünkü güzellik insanda olduğu gibi ırklarda da geçici bir şey. Yani senin için 2 yıl sonra bir barınaktan sahiplendiğin köpekle 3-4 milyar verdiğin cins aynı geliyor. Yani senin için o dünyanın en güzel köpeği oluyor ki bu kadar zamanı geçirebildiysen. Geçiren insan sayısı da oldukça fazla. Takdire şayan insanlar var. Aynı zamanda 2-3 ırk birden besleyen insanlar var. Gerçekten bu işin püf noktasını çözmüş. Bunlardan da tabii ki fikir alıp size yansıtıyoruz. Bunun yanında ırk seçiminde insanlarda şu tarz eylemler de oluyor. Bir arkadaşının köpeğini görüyor veyahut da bir evin bahçesi olan bir ırkı görüyor. Aa bu köpeğe aşık oldum, bu köpekten bende de olsun, bende de olsun. Maalesef ki bu tarz sahiplenmelerin sonucu hüsranla bitiyor. Terk edilmeyle sonuçlanıyor. Hepsi olmayabilir ama yüksek çoğunlukla, yüksek oranda terk edilmeyle sonuçlanıyor. Buna gerek duymadan arkadaşlar gerçekten şunu bir saptamak gerekiyor. Bir sırtını geriye yaslayacaksın. Ben evimde bir kişilik daha yer açabilir miyim?
hayatıma bir kişiyi daha dahil edebilir miyim? Çünkü hayatına dahil ettiğin o bir kişi seninle bir 10 yıl geçirecek ve bu 10 yılı gerçekten insan planlaması gerekiyor. Yani bundan 10 yıl sonra 5. yılında köpeğimi terk eder miyim? Ne olursa olsun, dünyanın sonu gelsin, şu olsun bu olsun, terk etmem diyebiliyorsanız bunu cebinize bir artı olarak koyabilirsiniz. Bunun yanında ailesiyle birlikte yaşayan insanlara kesinlikle çok büyük tavsiyem. Abi diyorlar, evde ailemle yaşıyorum. Annem köpek sahiplenmeme izin verdi. Babam köpek sahiplenmeme izin verdi. Köpek sahipleneceğim. Sence hangi ırkı sahiplenmeliyim? Bence değil, sence. Bir ailene bakarsın. Hani ailenin yapısı nasıl? Hani sosyal bir aile misiniz? Veyahut da daha çok evcil bir aile misiniz? Buna yakın analizlerini yaparsın. Tek başına yapamıyorsan dediğim gibi internetten araştırabilirsin. Bu analizi yaparsın. Ona göre seçim yaparsın. Bunun yanında tekrar söylüyorum. Ailesiyle birlikte yaşayanlar köpek sahiplenecekleri zaman bütün ailenin onayını alması gerekiyor arkadaşlar. Yani 4 kişilik bir ailede 3 kişi bu işe onay veriyorsa ve 1 kişi onay vermiyorsa bunu gerçekten kesinlikle ya çok ikna edici olmak gerekiyor veyahut da vazgeçmek gerekiyor. Bir kişi bile rahatsız oluyorsa bu durumda şeye gelebiliyor durum. Köpek mi ben mi? Gerçekten yaşadığımız birçok örnek var. Bunu yaşanmamasını istiyorsanız bütün aile bireylerinin buna onay verip bu yönde fikirlerini sunup ve tamam evet biz evimizde bir kişiye daha yer açabiliriz. Bunun yanında bir de maddi külfeti var. Bir köpek sahiplenmenin kolay değil arkadaşlar. Hani neredeyse yarı bir insan kadar masrafı var. Maması olsun, aşısı olsun, diğer aylık bakımları olsun. Hani gerçekten bir külfet var. Bu ırka göre değişiyor. Büyük bir ırkın külfeti daha fazla olabiliyor. Küçük bir ırkın külfeti daha az olabiliyor. En basitten düz mantık mama. Bununla ilgili bir video yapmıştık. Bir de arkadaşlar illa dünyanın en pahalı mamasını almanıza gerek yok. Özellikleri, kalitesini karşılaştırabileceğiniz birçok web sitesi mevcut. Yani interneti olumlu yönde kullanabiliriz. Yani şimdi bunu örneğini vermiştim. Yurt dışından ithal gelen bir arabayla mama, ikisini aynı kefeye koyabilirsiniz. Arabanın fabriktan çıkış fiyatı 150 bin lira. Türkiye'ye giriş fiyatı 350 bin lira. Gümrük belgesiydi, taşımasıydı, işte aracıların masraflarıydı. Yani bu da aynı şekilde. Bunların hepsi bir bütün oluşturuyor. Sen oldu ki şöyle bir şey de var. Bahçeli evimiz var. 4 kişilik bir aileyiz. Ama ırkı dışarıda bırakmak istiyorum. Buna göre bir ırk istiyorum. Fransız Bulldog bahçede yaşar mı? Arkadaşlar bahçede yaşar. Evet, kulübenin içinde yaşar. Kulübenin içine hapsedebilirsiniz. Mümkün. Çünkü şöyle bir yorum gördüm. Saçmalık, Fransız Bulldog bahçemde kulübede yaşıyor. Evet, bahçemde kulübede yaşayabilir ama şöyle yapalım. O zaman abi alalım seni. Bir kulübenin içine koyalım. Yaşarsın bence. Hani boynuna bir tasma bağlayalım. Sabah akşam yemeğini versek. Hadi öyle de vermedin. Günde 2 saatte serbest bıraksak bence yaşarsın. Yaşarsın ama nasıl yaşarsın? Mutlu yaşayabilir misin? Yani şöyle, onu da mutlu etmek gerekiyor. Çünkü bu senin bir külfetin. Aldığın pet mutsuzsa sana da sorunlar yaratmaya başlıyor. Yani tamam, evet okey, bir ırk sahiplendim. Örnek veriyorum, Pekinez sahiplendin. Pekinez'in masraf bakımları, işte mama bakımları, şu sorusu düşük olur. Evet, ailem de onay verdi. Aa, çok güzel işte. Gayet güzel ama genelde zaten Pekin'e sahip yani insanların çoğu ırkını terk etme oranı çok düşük oluyor. Ama gel gelelim ki Rottweiler olsun, Alman kurdu olsun, bu tarz evde zor bakılan ırklar. Bakılabilir mi? Tabii ki bakılabilir. Yaşayabilir mi? Tabii ki yaşayabilir. Ama sen hayvanın ırksal özelliklerini hapsetmiş bulunuyorsun. Yani bir Rottweiler'ın doğayla bütünleşmesi gerekiyor. Veyahut da stresini atabilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar dönüp dolaşıp arkadaşlar sizin başınıza iş oluyor. Nasıl iş oluyor? Rottweiler'ın var evde, koltuk kenarlarını kemiriyor abi, ne yapmalıyım? Yani işte bir şey yapamazsın, yapma desen anlamıyor hayvan. Çünkü stres altında. Atamıyor enerjisini. Enerjisini atması için değişik şeyler yapıyor. Çünkü hani dedim ya videonun başında, görev cinsi. Bir görev cinsi olan ırkı almışsın. Hiçbir bilgin yok. Sadece internetten araştırdın veyahut da internete bile gerek duymadın. Komşunda gördün. Abi çok güzel köpek işte. Ne kadar bunun fiyatı? 3 lira, 5 lira işte. Bundan bir tane alayım. Bunun sonucu hüsranlı oluyor. Yani ırk bizim bundan sonraki amacımız, yani elimizden gelen bizim gibi yayıncılar olsun. Hep bu konu üzerinde düşüyor. Çünkü önüne geçilmesi gereken bir sıkıntı. Sahipsiz hayvan sayısı sokakta oldukça fazla. Bu hem insanlara da, şimdi düşün abi, mahallende 10 tane sahipsiz köpek var. Bunlar ise kısırlaştırılmamış, sürekli ürüyorlar, birleşiyorlar. Ondan sonra mahallende bir köpek çetesi oluyor. Ne yapıyor? İşte bunlara kulaklarına şey taksın. Gerçekten çok kötü. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Bir anda annen baban seni bırakmış. Sokakta tek başınasın. Ne yiyeceksin? Alışmışsın hani bir
propulanmamaya alıştırmışsın köpeği abi. 3 yıl sonra terk etmişsin. Bu hayvan çöp karıştırıyor. Senin vicdanın bunu el verecek mi? 3 yıl sonrasını böyle düşün. Sahiplenmişsin cinsini. O, bugün çok mutsun, ona aşıksın. Ama 3 yıl sonra bu köpeği bıraktın. O köpeğin bir şeyi düşün ya. Bu hayvan çöp karıştıracak. Veyahut da birinden tekme yiyecek. Ne bileyim, başka köpeklerin şiddetine maruz kalacak. Ben yeminle Arthur'u bırakıp da öyle bir şey düşündüğüm zaman psikolojim bozuldu. Hatta ben olur ki ölümlü dünya, başımıza bir iş geldi, öldük. Köpeğim ne olacak, bununla ilgili bir rast bıraktığım çok fazla insan var. Hani Arthur sahipsiz kalmaz da bu bile çok büyük bir şey yani. İşin sonuna kadar düşünmek gerekiyor ırk sahiplenirken. Yani çok basit bir şeydir. Aman abi aldım gitti işte benim oldu. Bahçeye attım bakıyorum. Gün ben bıraktım artık. Annem mama veriyor. Hayvanın psikoloji darmadağın. Bu şekilde olmaması için zaten bu videoyu çektik. Bir diğer hususta tamam abi ben bu kıstaslar bana uyuyor. Ben günde 3 defa köpeğimi dışarıya da çıkartırım. Tuvalet ihtiyacını da gideririm. Tamam ben cins sahiplenebilirim. Aldığın cinsi. Arkadaşlar telefonu aldık kulağımıza köpek gezdiriyor. Bir dünyayı ne bileyim iş hakkında mı konuşuyorsun? Kız arkadaşınla mı konuşuyorsun? Veyahut da annenle arkadaşınla. Sen telefonla konuşuyorsun. Köpek tasmadan mutsuz işini yapmış. Salak salak gibi. Arkadaşlar bunu yapmayın. Yani köpeği size bir araç olarak da ne bileyim böyle bir sizi bu palyanço değil ya bu hayvanlar. Seni mutlu etmek için yaratılmış varlıklar değil ki. Sen bu hayvanın doğal özelliklerini bozmuşsun. Boynuna tasma takmışsın. Seni mutlu etmesini bekliyorsun. Yok abi sen onu mutlu edeceksin. Ben bazen şeyi düşünüyorum. Acaba Arthur benim değil de ben mi Arthur'un köpeğiyim? Hakikaten öyle düşünüyorum. Eve bir geliyorum abi. Çok nadir yapmışsa bir yaramazlık bir yere dağıtmışsa oraya topluyorum. Mamasını veriyorum. Vallahi bildiğin Arthur'a bir yerde kölelik yapıyoruz. Hani böyle olması gerekiyor. Ben bundan mutlu muyum? Mutluyum. Ve ona göre de evimde pedim var. Şöyle bir şey. Gerçekten herkesin belki de yapmayı kabul edeceği bir şey değil. Ben Arthur'u sahiplendiğim zaman 1+1 evde yaşıyordum. Ben cinsiz sahiplenirken araştırmasını yaptım. Fransız bulldoglar suratları basık cinsler olduğu için horlamaya meyilli bir cins. Gaz çıkartmaya meyilli bir cins. 1+1 evin içinde ev bize yetmedi abi. Arthur'la ikimiz evin içinde. O da mutlu olamıyor. Ya sürekli bir tıkış tıkış tık, sürekli bir çarpışma. O benimle kavga ediyor. Ben onunla kavga ediyorum. Ne yaptım? Belki de birisi onun için köpeğini sokağa bırakabilirdi. Ben bunu yapmadım. Ben evimi değiştirdim. Gittim 3+1'ye tuttum abi. Onun için bir oda yaptım. Hayat bence onun için gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de cins sahiplenirken her cins için gerçekten bir dünya, bizim değil başka arkadaşların da videoları var. Biz o konuda biraz eksiğiz, zamanla tamamlamaya çalışıyoruz. İlk önce YouTube'dan bir cins özelliğini, kafamıza koyduğumuz cinsin makyajı sildik kafamızdan. Bunu tekrar belirtiyorum. 2 yıl sonra sokak köpeği de sahiplensen, İngiliz Terrier de sahiplensen arkadaşlar bunlar 2 yıl sonra sana aynı gelecek. Çünkü kargaya sor, dünyanın en güzel yavrusu benim der. O senin için dünyanın en güzeli olacak. Hatta benim tavsiyem cins sahiplenme işinin önüne geçmek gerçekten çok. Yani bana diyorlar ki sen hani cins sahiplisin. Hayır arkadaşlar benim vefat eden kırma bir köpeğim vardı. Gerçekten dişi bir köpekti. Dişi ve kırmaydı. Düşünün sokaktan sahiplendim. Eceliyle oldu. 6 yaşında civarında sahiplenmiştim. Yani sahiplenebiliyor. Bakılabiliyor. Ben Arthur'u sahiplenmemi birkaç defa anlatmıştım. Hatta bununla ilgili bile video yapmıştık. Çok şans ederi. Sahibiyle halen daha görüşüyoruz. Aradan 5 yıl geçti. Çok duyarlı bir insan. Halen daha köpeğini merak ediyor, soruyor. Eşiyle olan bir sıkıntıdan dolayı terk etmişti. Ben Arthur'u sahiplenmemden illa Fransız Bulldog değil de onu gördüm sahiplendirmesini. Araştırmamı yaptım. Zaten hakim olduğum da bir ırktı. Yani kişisel özellikleri bana uyduğunu düşünerekten sahiplendim. Yani siz de böyle yapabilirsiniz. Geçersin ilk önce bir... Görebilirsin abi, komşunun köpeğini beğenmişsindir, kişisel özellik sana uyuyordur, sahiplenebilirsin. Ama işte her köpek evde bakılamaz, her köpek de bahçede kalamaz. Şimdi şöyle düşünün, bir topluluksunuz evin içinde, bir kümesiniz ve siz o kümenin dışında o köpeği bıraktığınız zaman mutsuz bir pet yetiştiriyorsunuz arkadaşlar. Hani insanlar bizim topluluğumuzda köpek eve girmez, işte pistir, şöyledir, böyledir. Yok, ben Arthur'un hasta silme havlum var, ıslak pendiğim var, eve girer girmez poposunu da ayaklarında bir dakika mı almıyor, ondan sonra pis olmuyor hayvan. Yani hayvanı bahçeye bırakıp da evet köpek besliyorum ama senden uzak, hani köpek ağlıyor, bu köpek ne, köpek seninle bir olmak istiyor. Yani, tamam yine bahçede kalsın ama günün belli zamanlarında içeriye girebilsin, sizinle vakit geçirebilsin ki sizle beraber olabildiğini, bu topluluğun bir üyesi olabildiğini anlayabilsin arkadaşlar. Bunun yanında son olarak eklemek istediğim bir şey daha var. Merdiven üretimi arkadaşlar. Merdiven üretimi, merdiven altı üretimi, cins sahiplenmede çok büyük sorunlar yaşanıyor. İlla yüksek, pahalı 5 milyar, 6 milyar köpeği 2 milyara anasının babasının ne olduğunu bilmeden sahiplenmek yerine SCR'li bu işi profesyonel şekilde yapan yani
denetlenmiş şekilde yapan kişilerden cins sahiplenmek çok önemli. Bana kalırsa bir pede 5 milyar vermek çok anlamsız. Gidip de bir barınağa geçseniz inanılmaz güzel köpekler var. İnanılmaz tatlı hayvanlar var. Ya imkanım olsa hepsine bakayım istiyorum ama işte bak imkanımın doğrultusunda hareket ediyorum. Bir tane köpeğe bakabilirim. Maddi durum bunu el veriyor. Hayat koşullarım bir kişiye el veriyor. Ben bir kişiye yeri geldi 3 köpek birden beslediğim de oldu. 2 köpek bir kedi beslediğim de oldu. Ama işte bunlar zorunluluktan dolayı olan şeylerdi. Hayatımın devamında yer açabileceğim bir kişi var. Yani soframa tabak koyabileceğim bir kişi var. O da Arthur. Köpek olarak Arthur. Onun dışında ikinci bir köpeğe bakabileceğimi düşünmedim ki sahiplenmiyorum. Çok düz mantık. Yani bu düz mantık insanlara o kadar zor geliyor ki. Yani bunu bastıra bastıra 50 defa söylesem de insanları belki aklına eritmeyecek. Sen almışsın güzel köpeği, biz de istiyoruz. Makyajı güzel, yani suratı güzel, duruşu güzel. Ne bileyim bir İngiliz bulldog göğsü açık, suratı buluşuk. Aa ne tatlı köpek. Yani o köpeğin ne bileyim bir kırışıklıklarıyla ilgilenmek var. İşte cilt bakımı var ya, bir dünya özelliği var. Yani yüzeysel ırk sahiplenmek yerine derin araştırmalar sonucu veterinerden olsun, bu işi internet üzerinden yapan insanlardan olsun bilgi alıp bu doğrultuda hareket etmek çok önemli. Bu gerçekten hem sizin maddi olarak olsun, manevi olarak olsun hepsi her şekilde artısına olacaktır. Ama yine de hayvan barınağından köpek sahiplenmek işin en mantıklı kısmı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiği kadar size İşin inceliklerini anlatmaya çalıştım. Bu bir videoda olacak bir şey değil. Bununla ilgili birkaç videoda da atacağız. Çalışmamızı yapacağız. Kapanışı oluşumla yapmak istedim. Ben seçtiğim ırktan çok memnunum. Fransız Bulldog'u çok çok tavsiye ederim. Ama senin kişisel özelliklerine uyuyorsa Fransız Bulldog sahiplenebilirsiniz. Fransız Bulldog'la ilgili birçok videom var zaten. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. İşinize yarayacak. Hayatınızı kolaylaştıracak. Pediniz de size rahat bir yaşam sunmanız açısından artı sağlayacak videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.